süs bitkiciliği sektörüne hizmet vermek üzere doku kültür laboratuvarı yaptık. Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde. Doku kültür laboratuvarımız artık tamamen faaliyete geçmiş durumdadır. Bu ay içerisinde de dünyanın en büyük orkide üreticisi Almanya'ya bir ihracat yapmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de orada bir lansman düzenleyeceğiz. Evet, Geyve ilçemizde kurulacak olan bir bitkisel ihtisas organize sanayi bölgesi çalışmamız var. Geyve, Pamukova ilçelerinde olacak. Türkiye'nin ilklerinden birini yapmak istiyoruz. Tamamen bitkisel üretime dayalı bir organize sanayi bölgesi çalışmamız var. Geçen hafta yeni rektörümüz biliyorsunuz başladı. Rektörümüzle ilk görüşmemizde de kurulacak organize sanayi bölgesinin içine bir tarım teknokenti kurmayı planladık. Planladığımız organize sanayi bölgeleri var biliyorsunuz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bir müjde de verebilirim. Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi biliyorsunuz bir mahkeme sürecindeydi. Bitti. Tekrar bakanlıktan bir sicil numarası alındı ve çalışmalarına başladı. Diğer organize sanayi bölgesi çalışmalarımız da devam ediyor. 1 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri gerçekleşecek arkadaşlar. Bizim planımız şu, şehrimizin yüz ölçümünün %2'si kadar bir alanın sanayileşmesi. Sanayileşmesi derken sadece organize sanayi bölgelerinden bahsetmiyorum. Küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgelerinin dışında bulunan mesela Toyota gibi firmaların da bu hesaba, %2'lik hesaba dahil olması. Sadece %2'lik bir alanın sanayileşmesini öngörüyoruz. İki büyük sıkıntımız var. Bir, KOBİ'lerimize yönelik iş yerleri, küçük ölçekli iş yerleri, yani 250, 500, 1000 metrekarelik iş yerleri. Malum şehrin içinde birçok küçük sanayi sitesi var. Bu küçük sanayi siteleri çok önceki yıllarda kurulduğundan artık şehrin içinde kalıyorlar. Şehrin hem sosyal yaşamına hem trafik akışına çok ciddi anlamda sekte vuruyorlar. Özellikle bunların şehrin dışına alınması ve yenilenmesi lazım. Şehrin diğer problemi de arkadaşlar nitelikli personel. Sanayiciler ve üreticiler adeta personel bulmakta zorlanıyor. Bir taraftan da tarım şehriyiz, işte fındık zamanı vesaire çalışan bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Üniversitelerimizin durumu malum ama bizim önceliğimiz meslek liselerinde ve meslek liselerinden bitirmiş çocukların üniversiteye gitmemesini istiyoruz arkadaşlar. Yani çok fazla üniversite var. Üniversiteden çıkan çocuklar 4 sene kaybediyor. Üniversitelerin bence çok çok akıllı, üstün zekalı çocukların gidebileceği yerler olmadı. Türkiye'de bir üniversite enflasyonu var. Üniversite mezunlarının iş bulmasında cidden sıkıntı var. Çünkü çok fazla üniversite mezunu var ve iyi eğitim almadan mezun oluyorlar. Asla ve asla siyaset yapmayı düşünmüyorum. Ne genelde ne yerelde. Yani İktidar Partisi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden 5 tane başkan istemişti. Ben de onlardan biriydim. 4 milletvekili oldu. Ben olamadım. Ben o zaman boyumun ölçüsünü aldım. Bir daha asla ve asla dediğim gibi siyasetle işim olmaz.